Arkadaşlar merhabalar. Bugün öncüllü bir limit sorusu bakacağız. Ama öncesinde size sorduğum bir geometri sorusu vardı. O güzel sorunun çözümüne bakalım. Sonra buna geçelim. Arkadaşlar önce bir soruyu okuyup yapmaya çalışın ilk defa gören arkadaşlarımız. Yukarıda şekil bir de duvarın tepesinden sarkan bir siyah tel uzunlukları 20 ve 40 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir tahtanın köşesine değmekte ve kırmızı telle dik kesişmektedir. Tahtanın üzerine bir kare tahta yerleştirildiğinde telin ucu nun yeni konumu şekil 2'deki gibi olmaktadır. E, karenin bir köşesi olmaktadır. Buna göre duvarın tahtaya en kısa uzaklığı kaç santimdir? Şimdi eee biliyorsunuz bu eşitlikleri, özdeşlikleri tabii biliyorsunuz biliyorsunuzdur ama sorularda görünce anlarsınız. Eşitliği, özdeşliği oldukça fazla kullanıyor. O yüzden bu soruda da neye dikkat etmemiz lazım? Tabii ki burada başlangıçta verdiğimiz çubuğun, telin boyu, burada siyah telin boyu değişmiyor. Şimdi bunu o zaman kullanabilmek lazım. Bu eşitliği nasıl kullanabilirim? Değişmeyen şeyler önemlidir. Ve aynı şeyler önemlidir geometride. Basit ama önemli bir yorum bizim için. O zaman bak ben şöyle derim. Ee, biraz böyle eğik kenarlar bana Pisagor'u hatırlatır doğrusu. O zaman bilmiyorum. Buraya mecburen A diyeceğim. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Uzaklığa B diyeyim şimdi. Şuraya B diyeyim. Böyle. Buraya B diyelim. Sonra burası 20 burası 40 40 kare olduğu için şimdi bak burada bir pisagor görüyor musun a kare artı b artı 40'ın karesi korkma sakın pisagor yapmaktan ekstra bir şey diyemeyeceğiz çünkü bir de sol taraftaki ne de bakalım madem oraya harf verdik o zaman ne oldu şimdi şöyle yaparsan dikkat et lütfen ne geldi a artı 40 güzel o zaman a artı 40 burası karşılık kenarları eşit b burada da bir pisagor bunu yapalım şimdi A artı 40'ın karesi artı B kare geldi. Şimdi açtığın zaman bunu A kare artı B kare artı 80B artı 1600. Açmana gerek yok normalde ama ben açayım hani belki bazı arkadaşlarımız göremez. A kare artı 1600 artı yine 80A artı B kare. Şimdi B kareler gitti. Burada A kareler gitti. 1600'ler gitti. Ne oldu? Bak AB'ye eşit geldi. Zaten şu denklemden. Biraz da olsa o A ve B'nin eşitliği tahmin ediliyordu ama bak açarak da göstermiş oldum. Dolayısıyla şimdi A ve B birbirine eşit. Son hamlemi yapıyorum. Tabii ki olmazsa olmazlarımızdan. Dikten dikindiği zaman öklit. Artık görelim. Karşılık kenarları eşit 20. B gördüğün yere git A yaz. Hemen burada bir öklit yapıştır. A artı 40 çarpı 20 eşittir A'nın karesi. Burada bir sayı deneyelim. Olmazsa açarız. A'ya... E, bunu hani 0 ve 2 gibi düşün. A'ya bak 4 verince 8 çarpı 2 16 oluyor. Evet o zaman 40 verirsek A'ya böylece ne oldu? A eşittir 40 için 80 çarpı 20 1600 tuttu. Demek ki A 40 aynı zamanda B'de 40. Soru benden ne istiyordu? Duvarın bu dikdörtgeni en kısa uzaklığı yani B'yi o zaman doğru cevabımız 40 oldu. Bu soru açıkçası zor soru kategorisinde. Yapabildiyseniz ne ala? Dünkü yorumlara baksanız zaten görürsünüz. Çoğu öğrencimiz yapabilenler de dahil çok fazla uğraşmış. Yani bakınca ne kadar sade görünümlü. Ama diğer taraftan da e, Öklit, Pisagor gibi şeyler her yerin içine girebiliyor arkadaşlar. O yüzden evet buna bir yıldız koyalım ve diğer sorumuza geçelim. Şimdi bakalım bir. Burada A ve B gerçel sayı demiş. Evet, gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. Şimdi ve buna göre A noktasındaki limit fb olarak verilmiş. Bir noktasındaki limit fa olarak verilmiş. Demek ki sağdan ve soldan limitli bir fb değerine eşit. Bir noktasında limitli ve bir fa sayısına eşit. Şimdi f bileşke f x eşittir bir absisli noktada süreklidir. Kontrol edelim. Bir kere şimdi f 1'e soldan yaklaşırken f 1'e sağdan yaklaşırken neye eşit ikisinde de f Çünkü limitli olduğuna göre f a olmalı. Tamam. Yalnız şöyle bir şey. F1 ile alakalı bir bilgim var mı? Soru bununla ilgili bir şey söylüyor mu? Söylemiyor değil mi? O zaman bak ben bir noktasına soldan yaklaştım. Bir değeri elde ettim. Bir noktasına sağdan yaklaştım. Bir değer elde ettim. Peki bir noktasındaki değerim ne? Belli değil. O zaman ben daha fonksiyonun bileşkesine gelmeden F'de tıkandım. F'de ne olduğunu bilmiyorum ki daha F bileşkeye gelmedim bile. Dolayısıyla burada hani göstereyim bak f1 eksi, f, f1 artı ve f, f1. Bak burası fa tamam problem yok. Burası fa problem yok. Peki burası soru işareti. O zaman bak kontrol edemeyeceğim bir du durum oldu gitti. x eşittir bir noktasında f fonksiyonu limitlidir. Evet zaten verdiği durum bak bu. Ne demiş? Limit x1'e giderken fx. Bu bir gerçel sayı f sayısına eşit olduğuna göre soruda söylediğini matematik diliyle söylemiş. Şimdi Türkçe ile söylemiş. Doğru. F fonksiyonu x eşittir a noktasında limitlidir. Evet gerçekten bak a noktasındaki limiti bir gerçel sayı olan fb'ye eşit. O zaman tabii ki 3. öncülde doğru 2 3 oldu e şıkkı.